Şimdi arkadaşlar, bu gösterecek olduğum canlıya Dubia'dır. Bir Amerikan hamam böceği olarak da geçiyor eğer yanlış bilmiyorsam, ama Dubia olarak tüm hobicilerin bildiği bir canlı yamdır. Bakımı, üretimi oldukça basit. Her evde kolaylıkla beslenebilen bir canlı yam türüdür. Bunu size söylemek istiyorum. Şimdi şöyle kabımızı açıyoruz. Şimdi arkadaşlar, canlı yamlar böcek olduğu için bunların tırmanma özellikleri var. Zıplama özellikleri, uçma özellikleri var. Ona göre canlı yem seçmemiz gerekiyor. Eğer ev ortamında besleyeceksek. Bunlar arkadaşlar en sakin, en beslenebilesi düzgün canlı yemlerden bir tanesi. Fiyatları diğer canlı yemlere göre biraz daha pahalı, öyle söyleyeyim size. Şu dün koymuş olduğum patatesleri çekiyorum, anlatacağım birazdan sizlere. Şimdi arkadaşlar, ev ortamında besleyeceğimiz için bunların tırmanma özellikleri olmaması gerekiyor. En basitinden, çünkü ev ortamında besliyoruz. Eve kaçtığı zaman ciddi bir sorun teşkil edebilir. Teraryuma böceğe saldığımız zaman camlardan tırmanmaması gerekiyor. Bunlar da sorun teşkil edebilir. En böyle sakin, beslenmesi en rahat tür Dubia'dır. Bu yüzden de fiyatı diğer canlı yemlere göre bir tık yüksektir. Şunları alacağım. Sonra sizlere bunlarla ilgili detaylı bilgiyi vereceğim. Şimdi arkadaşlar, Dubia'ların erişkin boyları bu şekilde, bu boyda olur. Biraz yakınlaştırıyorum. Şöyle bakın. Bunlar büyük olanlardan bahsediyorum. Erişkin Dubia böceğidir. Bir hamam böceği çeşididir. En büyük özellikleri tırmanma yetisi yoktur. Tırmanamazlar. Yavrularını canlı bir şekilde dünyaya getirirler. Tıpkı Lepistes gibi. Lepistes balığını biliyorsanız, yavrularını anne karnında yumurtalar döllenir ve canlı bir şekilde suya çıkar. Bunların tek en önemli özelliği tırmanma yetileri yok ve yavrularını canlı bir şekilde dünyaya getiriyorlar. Bu da sizin yavru alım sayınızı çok ciddi bir şekilde yükseltiyor. Boyutları bu kadar oluyor. Şöyle bir tane dişi elime alıyorum. Bakın. Son derece uysaldır. İğrenebilirsiniz. Böcek sevmeyenler için kusura bakmayın. Ama son derece seveceğim. Artık ben eskiden böcek sevmiyordum ama şu saatten sonra artık seviyorum. Çünkü hiçbir zararı yok. Mikrop gibi derdi yok. Çünkü patatesle besliyorum. Ev ortamında besliyorum ve bunların üretim yeri çiftlik arkadaşlar. Bunlar çiftliklerde üretilmiş, büyümüş ve bu hale gelmiş böcekler. Yani hiçbir şekilde bünyelerinde bakteri, virüs ve hastalık taşıyıcı bir özellikleri yok. Çünkü ev ortamında besleniyor. Sokakta toplanma olmadığı için, bunlar dediğim gibi ev ortamında beslendiği için herhangi bir şekilde hastalık taşıyıcı özellikleri yok. Bunu önce bir anlatayım. Çünkü verdiğiniz besin belli, patates. Yani bunu biz de yiyoruz. Bunu biz böceklere veriyoruz. Öyle düşünün. Bunlar bir yumurtlamada, yani bir üremede yaklaşık 30 ile 50 arasında bir yavru bırakıyor. Yavruların dediğim gibi canlı bir şekilde dişiden canlı bir şekilde çıkıyorlar. Şimdi bu bir dişi arkadaşlar. Bu ise bir erkek. Bu erkek, kanatları var görüyorsunuz. Bu ise daha tombul ve dişi. Erkeklerin kanatlar olur. Şöyle başka bir. Şimdi arkadaşlar, bunlar bir dubyadır. Tekrar söylüyorum. Dubyalar gerçekten ev ortamında beslenebilecek en kaliteli canlı yemlerden biridir ve besleyici özelliğine sahiptir. Size hemen cinsiyet ayrımını tekrardan göstereyim. Elime bir tane dişi, bir tane erkek dubya alacağım. Bunların büyük çoğunluğu zaten uysal canlılardır. Hiçbir şekilde zıplama, kaçma gibi girişimleri olmaz. Mesela şu kaçtı.
Evet. Şimdi az önceki aldığım elime daha uyuz saldı. Bu bir dişi arkadaşlar. Bir tane de uslu bir erkek bulabilirsem sizlere ikisinin arasındaki farkı daha net göstermiş olacağım. Bakın. Soldaki bir erkek, kanatları var. Bu ise bir dişi. Daha tombul, daha kanatsız. Bu ise kanatlı ve ama kanatlı olması sizi yanıltmasın. Hiçbir şekilde uçma özellikleri yok. Kabınızdan uçarak kaçma özellikleri yok. Son derece uysaldır. Zaten karanlığı sevdiği için bunu bir böyle koyduğunuzda direkt bakın kaçarak karanlık ortama gitme yetileri vardır. Çünkü ışığı sevmiyorlar. Şu şekilde bunlar yeni doğmuş dubyalar. Bu şekilde yavrular anne karnından çıkıyor. Bakın altında daha çokları var. Bu şekilde anne karnından çıkarak artık siz bunu hangi canlı yeme vereceksiniz? Ürettiğiniz canlı yemleri hayvanınıza, egzotik canlılarınıza verebilirsiniz. Bunlar bu şekilde beaver'ların arasında şöyle göstereyim arkadaşlar. Beaver'ların arasında yaşamlarını sürdürürler. Bunlar ne ile beslenir? Hemen size bunu anlatacağım. Anlatmadan önce şunu görmüş oldum. Bunu size aktaracağım. Şimdi bunlar büyümeleri için kabuk değiştirir. Aynı yılanlar gibi kabuk değiştirerek büyürler ve kabuk atarlar. Her kabuk böceğinizin daha büyük olmasının habercisidir. Bu arkadaşın kabuğu arkadaşlar. Yeni kabuk değiştirmiş. Renk olarak da diğerlerinden çok farklı. Hemen bir tanesini alacağım elime. Renk farklılığını zaten göreceksiniz. Bakın. Renk farklılığını zaten görüyorsunuz. Bu normal klasik bir dubya rengi. Bu ise yeni kabuk değiştirmiş. Ve kabuğu bu arkadaşın olan bir böcek. Her kabuk değiştirmesi dediğim gibi bu böceğinizin belli bir oranda büyümüş olduğu anlamına geliyor. Cinsiyet ayrımını anlattım. Kabuk değişimini anlattım. Beslenmesi arkadaşlar siz evde ne yiyorsanız sebze olarak marul, maydanoz, kabak, patlıcan, salatalık, domates, patates bunları kabuklarını ya da bu benim gibi bir tane patatesi bu şekilde kesip böceğinizin sayısına göre atıyorum bu şekilde bunlara verip hayvanlarınızın beslenmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Ayrıyeten bu hayvanlar proteinsel ağırlıkla beslenebileceği için evinizdeki herhangi bir evcil hayvanın kedi veya köpek maması olarak da içine birkaç tane bu şekilde atarsanız içindeki protein oranını böceklerinize vermiş ve daha sağlıklı üretim yapmış olursunuz. Bu şekilde daha hızlı bir gelişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Dubyaların yaşam süreleri uzundur, öyle söyleyeyim size. Hemen ölebilen bir böcek türü değildir. Bunları alırsanız uzun vadede çok fazla yavru alıp bu işi de ticarete dökebilirsiniz. Ben ilk etapta bu şekilde anaç olanlardan yaklaşık 30 tane aldım ve herhangi bir şekilde hayvanıma canlı yemler olarak damızlık olan dubyalardan vermedim, üretim amaçlı yaptığım için. Çünkü damızlıklarımı hayvanıma verirsem bunlar kısa sürede biteceği için elimde üretebileceğim boyutta
canlı yemler kalmayacaktır. Bu görmüş olduğunuz cavruları arkadaşlar ben ücretli şekilde isteyen arkadaşlara sahiplendiriyorum. Almak isteyenler, işte sürüngen besleyenler benden Instagram hesabımdan ulaşabilir. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Hatta şurayı biraz toparlayayım. Instagram hesabımdan ulaşabilir. Zamanında balık için de grinder kurdu ve su pirisi, sirke kurdu gibi canlı yemler de sahiplendirmiştim. Şimdi elimde fazlalık olduğu için bu tip canlı yemlerde sahiplendiriyorum. Yavrular yaklaşık bir 3-4 ay içinde anaç bir boyuta ulaşacak. Zaten amacım anaç boyuta ulaşmadan canlı yem olarak sürüngen dostuma vermek. Hem proteinsel açıdan daha zengin olacaktır. Hem de üretmiş olduğum canlı yemleri böyle bu şekilde değerlendirmiş olurum. Umarım bu videomu da böyle beğenmişsinizdir bu şekilde. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.